Türkiye 15 Temmuz gecesi ne yazık ki kanlı bir askeri darbe girişimine sahne olmuştur. Ulusal egemenliğin simgesi Türkiye'nin Millet Meclisi bombalanmış, bombalama ve çatışmalar neticesinde 240 asker, polis ve vatandaşımız şehit olmuş, binlerce kişi yaralanmıştır. Darbeler döneminin artık gerilerde kaldığını düşünürken yapılan bu korkunç ve alçak girişim ülkemizin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alacaktır. Halkımız darbelerden ve askeri müdahalelerden çok çekmiş, bu süreçlerde büyük acılara tanıklık etmiştir. Türkiye'de demokratik bir kültürün gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birisi de darbedir. 21. yüzyılda demokrasiler liginde olması gereken Türkiye, böyle bir tabloyu kesinlikle hak etmemektedir. 15 Temmuz'da nereye gideceği belli olmayan o uzun geceyi Ağrı Valimiz ve Emniyet Müdürlüğümüz liderliğinde Ziraat Odamızın bütün yönetimi ve meclis üyelerimizle cesurca bir demokrasi nöbetiyle geçirdik. Tüm muhtarlarımız, çiftçilerimiz 7'sinden 77'ye neredeyse bütün hemşehrilerimizle birlikte milli iradeye sahip çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın sarsılmaz iradesi ve halkımızın can siparihane duruşuyla şükürler olsun ki tüm yurtta ve bu elim gece atlatılmıştır. Ayrıca herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken darbeye karşı ilk harekete geçenlerden Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'a huzurlarınızda şükranlarını sunmayı borç bilirim. Devletimizin çeşitli kademelerine ve ordumuza sinsice sızmış olan bu karanlık FETÖ terör örgütünün mensupları devlet içinden bir an evvel temizlenmesi gerektiğini Allah'a şükürler olsun ki artık herkes idrak etmiştir. Hükümetimiz iş başındadır ve gerekli adımları süratle atmaktadır. Meslek kuruluşları olan bizler de bu süreçte hükümetimize destek olmak maksadıyla üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bundan sonra iktidarıyla, muhalefetiyle tüm siyasal aktörlere, sivil toplum örgütlerine ve yurttaşlarımıza düşen görev sağduyuyla hareket etmek, ülkeyi kardeş kavgalarına sürükleyecek maceralara karşı uyanık olmak, demokrasi ve toplumsal huzuru sonuna kadar savunmaktır. Sorunlarımızın çözümü demokratik cumhuriyetten ve anayasal meşru zeminden siyasal mücadeleden geçmektedir. Ağrı Ziraat Odası olarak her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız. Cumhuriyetin ulusal egemenliğin, laik demokratik, sosyal hukuk devletinin ve toplumsal barışın yanındayız. Ülkemize ve parlamenter sisteme bütün gücümüzle sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bir daha asla yaşanmaması umuduyla tüm halkımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyoruz.